Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi endeksin bu yükselişine rağmen dibin dibi seviyelerde kalan sağlam karlı yani temeli kuvvetli şirketleri işliyor olacağız. Şimdi burada iki tane önemli nokta var. Birincisi, endeksin yükselişine rağmen dibin dibinde olmuş şirketleri bulabiliriz. Bu bizim birinci kategorimizdir. Fakat dibin dibi olmuş şirketleri bulmak bizim için bir şey ifade etmez. Dibin dibi olmuş ya da çok ucuz seviyelere gelmiş, dip seviyelere gelmiş, kuvvetli desteklerine gelmiş gibi bunu çoğaltabiliriz. Bu seviyelere gelen, yani ucuzlayan, yani fırsat olan üzerinde temeli kuvvetli karlı, büyüyen, sağlam şirketleri bulursak gerçek bir yatırım enstrümanı bulmuş oluruz. Tekrar ifade ettiğim gibi, hissenin sadece fiyatı düşmesi, ucuzlaması bir anlam ifade etmez. Temeli sağlam, karlı, büyüyen şirketi ucuz fiyatlarda yakalamak bizim için avantajlı olacaktır. Biz de bu video içerisinde sizlere 4 tane hisse inceledik. Bu 4 hisse de güzel sektörler içerisinde yer alıyor. Özellikle benim bildiğiniz gibi yatırımların temel mantığına baktığımızda fikre yatırımın, sektöre yatırımın ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum. Bu yüzden ne kadar dip fiyatlara gelse de Geleceğinin pek inanmadığım sektörlerde yatırımı uygun görmüyorum. Bugün sizlere hazırladığım bu dört hissede de geleceği çok kuvvetli 4 hisse olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin bu dibin dibi olan hisseleri sizlerle birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce destekleriniz için kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmazsanız çok müteşekkir kalırım. Hemen başlayalım. Öncelikle konumuzu anlamamız gerekiyor. Endeksin yükseldiği kadar yükselmediyse hissemiz ucuz kalmıştır. Üstüne bir de Endeks bu kadar hızlı bir şekilde yükselirken zarar ettiyse veya hissenin fiyatı başlamadan önceki yani bu endeksin yükselişi başlamadan önceki fiyatının altındaysa o zaman işte dibin dibi seviyelerdedir diyebiliyoruz. Fakat tabii ki bunun yanında en önemli konusa temelinin sağlam çok çok iyi olması gerekiyor ki yatırım yapabilirim Yoksa ne kadar ucuz olursa olsun temeli sağlam olmayan temeli bozuk bir şirketi yatırım yapmayacağız. Bu yüzden biz TÜZ endeksi içerisindeyiz. Bakın şimdi endekse geldiğimizde 14 Temmuz'da dip seviyeyi gördüğü ve 14 Temmuz itibariyle bir yükselişe başladığını görüyoruz. Hemen ben de notlarıma kaydedeceğim. Bakın 14 Temmuz'da %15'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. %14-15 şeklinde not alabiliriz bunu. Hemen geldiğimizde ikinci bir yükselişi göreceğiz. Bunu şuraya bırakayım şöyle. İkinci yükseliş bakın şurada gördüğünüz 29 Temmuz'da başlıyor. Bunu 29 Temmuz'a aldığım zaman ortalama %7'lik bir yükseliş olduğunu görüyorum. Bu da bana şunu söylemiş oluyor aslında. Daha ivmeli bir yükselişte 29 Temmuz'da başlıyor. 14 Temmuz'dan 29 Temmuz'a 15 gün var. 15 gün içerisinde %14'lük bir yükseliş var. Özür hatta şuradan hesaplayabiliriz bakın. Şöyle 15 gün içerisinde bunun biraz da size bilmini anlatmak istiyorum ki siz kendiniz de yapabilirsiniz. 15 gün içerisinde gördüğünüz gibi %7'lik bir yükseliş var. Fakat 29 Temmuz'dan şu anki gün olan 4 Ağustos'a geldiğimizde 5-6 gün içerisinde %7'lik bir yükseliş var. Yani yükselişimiz iki part. Birinci part 14'ünde başlıyor. 2. ve daha ümeli part ise 29'unda başlıyor. Birazdan şirketlerimizde biz de bunları inceliyor olacağız. Ana mantığı çözdük. Dibin dibi olabilmesi için endeks hızla yükselirken bu hızla yükselmemesi ve hatta bu yükselişin başladığı seviyenin altında kalması gerekiyor. Dibin dibi olan yatırım yapılabilecek hisseler olabilmesi içinse temelinin kuvvetli büyüyen şirketlerin olması gerekiyor. Sorunu anladıysak bu konuya bu video videoya hangi hisselerle çözüm bulduk bunu inceleyelim. Birinci hissemiz kafein. Şöyle kafeini öncelikle açalım ve bir de tabii ki buradan temel kısmını da açalım. Şimdi kafeinin öncelikle temeline bakıyoruz. Temeli sağlam mı? Satışlarını arttırdığını görüyoruz. Esas faaliyet karında hemen hemen aynı seviyelerde kaldığını görüyoruz. Fakat net dönem karında çok ciddi bir yükseliş var. Öz kaynaklarını halen arttırabiliyor. Önceki 3 dönem zarar açıklasa da son 2 dönem karlılıkla devam ettiğini görebiliyoruz. Bunlar bizim için çok çok güzel. Tabii ki burada şunu söylemek istiyorum. Video içerisinde 6 aylıkları açıklananlar var. Açıklanmayanlar var. Açıklananlar Tabii ki artık yorumlarımız kesinleşmiştir diyebiliriz. Fakat henüz 6 aylıkları gelmeyenler için mutlaka 6 aylıkları beklemek de mantıklı olacaktır. Veya bir kademe buradan işlem yapıp bir kademenizi 6 aylığı da bekletebilirsiniz. Bu da mantıklı olacaktır. Aşağı geldiğimde kafeinde inanılmaz bir öz kaynak karlılığı patlaması %4.5'lardan %21'lere geldiğini, kaldıraç oranı azaltıp borçluluğunu kapattığını ve cari oranı da tatmin edici seviyelere getirdiğini görüyorum. Bu bağlamda baktığımda kafeinin şu an için gayet güzel bir temelinin olduğunu, özellikle de net dönem karı ve satışlar artışının çok kuvvetli olduğunu, öz kaynakarlılığı ve öz kaynaklarının artışında ciddi olduğunu görebiliyorum. Kafein istemi şöyle grafiğini bir açayım. Şimdi grafiğime baktığımda zaten kafeinde hızlı hareket eden bir grafik içerisinde olduğunu görebiliyorum. Tepe seviyelerde 27 liralar şu ansa 23.90'lar 23.80'ler görünüyor. Bu bağlamda baktığımda şöyle zarar marjını hesaplayabiliriz. Zarar marjına baktığımız zaman %12'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz ki 14 Temmuz itibarıyla %15'lik bir yükseliş endekste varken %12'lik bir düşüş tam tersi kafeinde varsa bu bizlere epey uygun seviyelere geldiğini söylüyor. Burada daha uygun seviyelerden yararlanmak isteyenler 23 liralar seviyesini, aşağıda 22 liler ve tabii ki dip seviye olaraksa 21 20'leri tercih edebilirler. Kafein bizim için temeli sağlam Düşüş sağlamış yani cazip seviyelere, dip seviyelere gelmiş ilk hissemiz olarak karşımıza çıkıyor. Hemen ikinci hissemize geçiyorum Tatkı Dağı'ya. Tatkı Dağı da şöyle yine açalım. Öncelikle yine Tatkı Dağı'nın temel verilerine geldik. Şimdi baktığımızda satışlarındaki artış 2 katından fazla çok iyi ve hemen şöyle gösterelim 6 aylı açıklanmış Tatkı Dağı'nın. 2'den fazla katlamış satışlarını, esas faaliyet kârını yine 2'den fazla katlamış. Net dönem kârındaki artış biraz daha görece bunları göre az olsa da bunu da arttırdığını görebiliyorum. Aşağı geldiğimde tek sıkıntısında öz kaynak karlılığı içerisinde bulunduğunu görebiliyoruz görüyoruz tatkı dağının. Öz kaynak karlılığı az olsa da şu an hala %27'ler mertebesinde çalışıyor. Yani yükseliş olmasa bile kafeinin üzerinde bir çalışma olduğunu görebiliyoruz bir önceki izlediğimiz hissede. Kaldıraç oranı güzel seviyelerde. Cari oranı gayet güzel seviyelerde. Şimdi burada tatkı en önemli noktalarından biri hisseleri sektörel incelememiz gerektiği gerçeğinin önünde durmamızdır. Şimdi çarpanlar marjına baktığımızda yani bizim hep incelediğimiz ziraat yatırım sayfasına baktığımızda sektöründeki en iyi şirket olduğunu FK, firma değeri FAVÖK, piyasa değeri satışlar, piyasa değeri defter değeri ve öz sermaye karlılığı marjlarını kombine olarak sektörel incelediğimizde sektörünün en uygun fiyatlı en karlı hissesi soy tat diyebiliriz. Bunu sektörel bir incelemeyle sizler de görebilirsiniz. Bu bizim için temelinin kuvvetli olması, karlılıkların satışlarının esas faaliyet karlarını arttırmasının yanında sektöründe kuvvetli olması da tat bir adım öne çıkartıyor bizim için. Temeli gayet kuvvetli. Şimdi gelin incelemelerimize bakalım. Şöyle 14 Temmuz itibariyle baktığımızda aslında yükselişinin çok az olmadığını göreceğiz. Şöyle bakalım. %15'lik bir yükselişi olduğunu görüyoruz. Fakat tepeye baktığımız zaman yani ilerlediği maksimum seviyelerden geri çekilmesinin ise %8'ler mertebesinde olduğunu görüyoruz. Şimdi tat gıdayı mutlaka buraya koymak istedim. Çünkü bir gıda sektörü içerisinde iki gıda sektörü geleceğin sektörleri arasında kıtlıktır MTA'ya bazlı yatırımdır. Üçüncüsü ise sektörünün en iyi hissesi. Dördüncüsü %8'lik bir değer kaybı var. Beşincisi ise bu hisseyi bizlere verdikleri 17-28 fiyatından almayı önermeyeceğim de burada gördüğümüz 16-40'lar ve aşağıda 15-60'lar değerlendirilebilecek dirileceği şekilde alım için uygun bir hisse olarak ikinci sıraya koyduk. Yani ikinci hissemiz olan Tatkı'da biraz burada opsiyoneldir. Ben 17-28'lerden alma taraftarı değilim. Tekrar ifade ettiğim gibi 16-30'lar ve aşağıda 15-60'lar bizim için alım noktaları olacaktır. Zaten buradan 15-60'lara bir iniş gerçekleştiği zaman şöyle bakalım. Ortalama %16-17'lik bir değer kaybıyla karşı karşıya olduğumuzu göreceğiz. Bu da hisseyi dibinde bir seviyelere getirmiş olacak. Hemen bir sonraki hisseme geçiyorum. Bu Tire hissesi, Tiremondi Mondi, kutsan. Hemen şöyle geçelim temeline de. Şimdi temelinde muazzam olan bir hisseyi sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Adına baktığımız zaman Tire Kutsan, kağıt ve ambalaj sanayi aşı yani kağıt ve ambalaj yaptığını görüyoruz. Şimdi satışlarına öncelikle bakalım. 485 milyondan 1.3 milyona çıkartmış. Satışlarını 3'e katlamış. Esas faaliyet karını 70 binden 300 bine çıkartmış. Yani neredeyse 4'ten fazla katlamış. Net dönem karını 55'ten 216'ya 4'ten fazla katlamış. Öz kaynaklarındaki artış %30'dan fazla. Muazzam bir temeli olan şirket görüyoruz fakat yanılgıya düşmememiz gereken tek nokta bunun 3 aylık olduğudur. 6 aylıklarda bu minvalde gelirse zaten şirketin gideceği fiyatlar belki 30 belki 40 liralar olabilecektir çok kısa vadede. Evet %50 %100'lük bir kar marjı üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Tekrar ifade ediyorum artışlar ve marjlar bu kadar iyi giderse. Satışlarındaki domino taşı artışı favökteki ve net dönem karındaki domino taşı artışı çok iyi çarpanlar marjına baktığımızda sadece sektörün açık ara en iyi hissesi olmadığını görüyoruz. Sektöründe kendisiyle rekabet edebilecek hisseler var. Yani bu artışlar aslında sadece tire üzerinde değil. Tabii ki trenin artışları sektöre göre daha hızlı. Fakat kağıt ve ameliyat sektöründe de artışların iyi olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynakarlı bir ok gibi %36, 50, 61, 71 ve 82 olarak devam ediyor. Kaldıraç oranı ve cari oranları gayet tatmin edici seviyelerde. Kar marjlarına baktığımız zamansa Brut, net ve Favök marjlarına çok ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Yani temelinde yorum yapabileceği hiçbir nokta bize bırakmayan çok muazzam bir hissedir tire hissesi. Sadece dediğim gibi 6 aylıklarda 3 ayla paralel gelirse herhangi bir sıkıntımız kalmamış oluyor. Tekniğine baktığımız zaman şöyle 14 Temmuz tarihine yani borsadaki yükselişin başladığı tarihlerde hissenin 22 liralar seviyesinde olduğunu şu anda da 22 liralar 22 lira 90 kuruşlarda yani hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki endeksin %15'lik yükselişine rağmen bir yükseliş gerçekleştirmemiş ve tepe noktaya baktığımız zaman tepe noktadan %18'lik bakın çok büyük bir rakam %18'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Neden tepe noktaya baktığımı bu analiz bittikten sonra sizlere endeks üzerinden gösteriyor olacağım. %18'lik bir düşüş bu hisseyi çok cazip ve fiyatları getiriyor. 22 lira 68 kuruşlar benim için iyi bir destek noktasıdır. Aşağı seviyelerde 21 lira 70 kuruşlar ve dip seviyelerde 19 lira 88 kuruşları görebiliyorum. Eğer artı aylıklar 3 aylıklara paralel gelirse zaten bu fiyatları da bulamam. Ama 6 aylıklar 3 aylıklardan biraz daha kötü gelirse o zaman bu seviyelerden kademelenmem mantıklı olacaktır. Dip seviyede olan bir başka hissemize geçmeden önce biz yüzü göstereceğim. Neden tepe kısmından sizlere e, varsaydığımı gösterdim. Çünkü endekste şu anda tepe noktadayız bakın gördüğünüz gibi. Bu yüzden hisselerin tepe gidip aşağı gelmeleri burada endekse aykırı bir hareket olarak gözüküyor ve endeks yükselmeye devam ettikçe bu hareketler bizim için ucuz seviyelere geleni dibe geleni bulmamızda yardımcı olmuş oluyor. Hemen gelelim son ve dördüncü hissemize yine bir gıda hissesi bakın diğeri ambalajlı kağıt hissesiydi bir yazılım hissesi gördük ve iki tane de gıda hissesi. Buradaysa etiler gıda tarafındayız. Etiler Gıda'nın iş yapan, dükkanları olan sağlam bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki ufak ödenmiş sermayeli olması risk barındırdığı anlamına geliyor. Burada diğer şirketlerde de düşük olanlar vardı. Bunlar da risk barındırdığı anlamına ve hızlı hareketler yapabileceği anlamlarına geliyor. Fakat dip seviyelerde olan hisseler, zaten dip seviyelerde olan hisselerde düşük ödenmiş sermayelere fazla rastlıyoruz. Şimdi gelin Etiler Gıdaya bir bakalım. Öncelikle tabii ki temel kısmına geçmeye çalışacağım daha dediğim gibi satış yapan, dükkanları olan, zincir halinde olan bir şey, Adeta küçülmüş McDonald's edasında olduğunu görebiliyoruz. Şimdi satışlarındaki artışın çok ciddi olduğunu görüyoruz. Fakat çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz fakat bu 480'in zaten çok mümkün olmadığını da görebiliyoruz. Burada bilançolarda 2021 3. aya göre kıyaslamak pek mantıklı olmayacaktır. Fakat artışlara baktığımızda gayet güzel seviyelerde olduğunu görüyoruz. Burada satışlar esas faaliyet karı net dönem karına ziyade öz kaynaklarında bir artış var mı, azalış var mı? Bunu kontrol etmeliyiz. ol olması bizim için tatmin edici olmuş oluyor. Öz kaynak karlılığına baktığımızda fena olmayacak düzeylerde bir artış olduğunu görüyoruz. Cari oranı güvenli seviyelerde, kaldıraç oranı da güvenli seviyelerdedir. Şimdi baktığımızda düşüşe 8 lira 23 kuruşlardan 7 liralara kadar bir taban taban geri çekilme görüyoruz. Burada ortalama %15'lik bir düşüşle karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Burada yine teknik analizlerimizi iyi yapmamız gerektiğini en azından belli başlı wave trend'tir, hareketli ortalamalardır. Göreceli güç endeksi MFI tarzı indikatörlerle en azından teknik analiz bilmiyorsanız da belli başlı alım noktalarını takip etmenizde bu 4 hisse içinde fayda vardır. Bugün sizlerle birlikte bu 4 hisse inceledik. Etiler gıda içinde benim uygun alım seviyelerim 6 lira 70 kuruşlar ve daha aşağıda 6 lira 45 kuruşlar olarak belirlenmiştir. Bunu da ifade edeyim. Bu 4 şirket endeksin yükselişine rağmen dip seviyelerde kalan sağlam karlı şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle etilerde karlılığın biraz daha uygun olduğunu, düşük olduğunu görüyoruz ama kafein tat ve tirede muazzam karlılıkları görebiliyoruz. Bu bağlamda baktığımızda endeksin yükselişine rağmen hala borsa içerisinde pozisyonlanmak istiyorsanız hangi Enstrümanda pozisyonlanacağınızın kararı sizdedir. Ama borsa içerisinde pozisyonlanmaya açıksanız burada bu 4 hisseyi değerlendirmenizde fayda olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak ve beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>